Namık Kemal Evi'nin yapılması da gerçekten kültür insanlarımız için. Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan 3 katlı ev, 1933 yılında restore edildikten sonra Namık Kemal Evi olarak ziyarete açıldı. Tarihe tanıklık eden Namık Kemal Evi'nde Tekirdağ mutfağı, misafir, oturma ve yatak odalarını tanıtan etnografik eşyalar ve şair Namık Kemal hakkında yazılmış eserler bulunuyor. Geleceği burada görmemiz mümkün. Sergilediğimiz eşyalar yani gerçekten 19. yüzyıldan bu yana kullanılan tüm mutfak eşyalarını burada görmemiz mümkün. Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi sorumlusu Sezai Kurt, evin kentin tarihine ışık tuttuğunu söyledi. Evin, vatandaşların desteği ve evlerinden getirdikleri tarihi ve kültürel eserlerle yapıldığını ve evi yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Kurt, Türkiye'deki önemli kent müzelerinden birinin Namık Kemal Evi olduğunu vurguladı. Namık Kemal Evi aynı zamanda bir kent müzesi konumunda. Dolayısıyla mutfağımız, 19. Fırka adına düzenlediğimiz Atatürk odamız, efendim yine Türk evlerindeki misafir odası, misafir salonu, efendim yatak odamız, Namık Kemal'e ayırdığımız özel bir odamız ve Tekirdağlı şair ve yazarlara ayırdığımız bir odamız var. Yani burası arkeolojik bir müze değil tabii ki ama etnografik eserlerin toplandığı gerçekten Türkiye'de önemli kent müzelerinden önemli şair ve yazarlara ayrılan önemli müzelerimizden bir tanesi olarak kabul ediyoruz. Buradaki mutfağımızdaki ve evimizdeki her türlü eşyalar Tekirdağlı hemşehrilerimizin gayretiyle toplandı. 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da dünyaya gelen vatan şairi olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler yaptı. Namık Kemal, 2 Aralık 1888'de hayatını kaybetti.